dün akşam meclisde tam bir hukuksuzluk yaşandı. Her vesileyle söylüyoruz, kanunların hiçbir yerde çiğnenmemesini isteriz. Ama kanunların çiğnenmeyeceği tek yer varsa, hiç çiğnenmeyeceği bir yer varsa orası da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Her türlü hakaret, her türlü fiziki üstünlükten kaynaklı psikolojik ve fiili tacize yetmedi. Bununla birlikte küfür ve hakaretlere maruz kalan muhalefet partisi milletvekillerinin dün akşam sergiledikleri tutum her şeye rağmen bir sağduyu içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamuoyunu rahatsız edecek çirkin görüntülerin yaşanmaması konusunda Cumhuriyet Halk Partililer olarak azami gayreti gösterdik. Ancak bununla beraber üzerine yemin ettiğimiz anayasanın bize verdiği yetkileri ve hakları gene anayasadan kaynaklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün bize verdiği hakları kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu hakların bile kullanılmasına tahammül edemeyen AKP grubunun dün akşam komisyonda yaşattığı manzara Türkiye için ve AKP'nin Türkiye'yi getirmek istediği yeni düzen, yeni mekanizma anlayışının ortaya çıkması bakımından güzel bir gösterge olmuştur. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kimseden emir almaz. Aynı şekilde yargının da kimseden emir ve talimat almaması lazım. Bunlar anayasada yazılı şeylerdir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan bürokratlara emir verebilir, talimat verebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak sarayın takvimlendirdiği şekilde bu anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesine müsaade etmeyeceğiz. Mecliste muhalefeti fiziki olarak sindirerek, püskürterek, salondan dışarı çıkararak, hakaret ederek böyle bir teklifin yasalaşması kamu vicdanında kabul görmez. Başbakan şunu bilmelidir, 316-133'ten büyük olabilir. Ama Türkiye 316'dan büyüktür. Ve başbakana esasen saraya bir sözüm var. Demokrasi el kaldıran iki ördeğin bir file üstünlük sağladığı rejimin adı da değildir. Şen topada bir lafım var. Dün akşam söyledim. Gene söylüyorum. Eşkıyalığın literatürdeki sözlükteki tanımı kanun dışılıktır. Kural dışılıktır. Şen topun dün akşam yaptığı çok açık bir siyasi eşkıyalıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlara pabuç bırakacağını bekleyenler ve zannedenler pazartesi günü bir hayal kırıklığı içinde olacaklardır. Biz ettiğimiz yeminden kaynaklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün bize verdiği bütün imkanları kullanacağız. Ve inanarak söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, yürütme yetkisinin, yasama yetkisinin ve yargı yetkisinin bir tek kişinin vicdanını ve iki dudağının ucuna teslim edilmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayın milletvekillerinin parti ayrımı yapmadan söylüyorum, vicdanları izin vermeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir teferruat kuruluş haline dönüştürülmesine toplumun da sayın milletvekillerinin de kamuoyunun da özenle de özetle de özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin rızası yoktur. Bu meclis alelade bir meclis değildir. Savaş ses top sesleri altında savaşı sevk ve idare eden bir meclisin kendini ortadan kaldırmasına bu meclisin rıza göstermesi mümkün değildir. Tekrar hukuk çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü çerçevesinde AKP zorbalığına karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukukun içinde kalarak kamu vicdanını rahatsız edecek görüntülere meydan vermeden demokrasi için mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkürler.